Emir, elimde görmüş olduğun suyun ağırlığı ne kadardır sence? Tahmini. Yaklaşık 350-400 gram. 400 gram. Evet. Peki ben bu suyu böyle 10 dakika tuttuğumda bu 400 gram ağırlık ne kadar artar? 1 kilo olur herhalde. 1 kilo olur takriben. 1 saat böyle tuttuğumda 10 kilo. Belki de 40 kilo. Ben bunu bu şekilde böyle tutarsam 400 gram 40 kilo olabilir. Stresimiz de böyle aslında. Tuta tuta, düşüne düşüne. O strese gire gire zamanla ufacık bir şey büyür, artar ve tüm düşüncelerimizi kaplamaya başlar. Stres öyle büyük bir rakibimiz ki başarıya giden yoldaki en büyük engelimiz. Girdiğin sınavı kaybetmene sebep olabilir. Girdiğin iş mülakatında başarısız çıkmana sebep olabilir. Spor müsabakalarında, futbol maçlarında bile stres yapan takımın ne kadar kötü oynadığını da gözle görebiliriz. Birkaç gün sonra üniversite sınavı var. Kardeşlerimiz oldukça stresli. Çünkü ders çalışma konusunda zorluklar yaşandı ve aynı zamanda da o 3 saatlik sınav geri kalan ömrünü etkileyen çok büyük bir etken. İnşallah inanıyorum bu videoda stres namına herhangi bir şey kalmayacak verdiğimiz taktiklerden, örneklerden sonra. Ama ondan önce biraz bu sohbet havasında yaşadığım ve gördüğüm örnekleri de aslında anlatmak istiyorum. Üniversite sınavına 6-7 ay kalmış. Ben futbol oynuyorum ve ciddi bir sakatlık geçirince futbol hayatım bitti. Şimdi 6-7 ay kala ne yapabilirsin? Şimdi futbol da bitti. Geriye tek bir seçenek kaldı. Sınava var gücümle çalışıp güzel bir yere tutunmaya çalışmak. O süre zarfına kadar da derslerim çok iyi olmadığı için, derslerle çok aram olmadığı için oldukça tehlikeli bir uçurumun kenarındayım. Ve başladım çalışmaya. Günde 3 saat, 4 saat çalışıyorum. Tabii bu benim için zirve. Yani 5-6 saatler, 7 saatler ben çalışamam. Çünkü alışkın da değilim. Başladım çalışmaya. 4 ay, 5 ay, 6 ay derken yavaş yavaş netlerim artıyor. Sınava 1 ay kala istediğim bölüm TS2'den alıyor ve ben TM'ye çalışmışım. Yani benim bölümümde Türkçe sosyal ağırlıkta. Ben yanlış bir şekilde artık işte gittiğim yerlerden, eğitim aldığım kişilerden de tam böyle herhalde İyi verim alamadım ki onlar da anlamadı olayı. Ben de anlamadım. PM aslında benim olayım değil. Yani matematik ve Türkçe benim olayım değil. Benim olayım Türkçe ve sosyaldi. Ve ben full Türkçe ve matematiğe yardırıyorum yani. Ve iyi niyetlerde yapmaya başladım. Sonra bir ay kala öğrendim ki benim istediğim bölüm reklamcılık bölümü veya gazetecilik, radyo, sinema, televizyon bölümü TS'den alıyor. Bunun için de Türkçe ve sosyal gerekli. Benim sosyalim berbat. Yani çok kötü bir durumda. Hani Türkçem iyi, işte matematiğim biraz daha sözele göre iyi. Ama normalde benim istediğim bölümü kazanmam için sosyalden 33 net, 34 net, 35 net yapmam lazım. Benim bir ay kalaki netlerim 17 net, 18 net. Çünkü çok önemsemiyorum. Ve bu durumda kaldım yani böyle bir ay kalmış ve ben bu durumdayım. Ne yapacağım, ne edeceğim? Burada benim en büyük gücüm şu oldu. Stresi bitirmiştim. Ciddi manada stres yoktu bende. Aile baskısı yoktu. Çevre baskısı yoktu çünkü okuma konusunda ailem benden ümidini kestiği için haklı olarak o kadar sene herhangi bir baskı beklemiyorlardı. Tamamıyla aslında benim hedeflerim, benim hayallerim kazanırsam kazanırım, kazanmazsam da kendime kazanamam. Hani ona göre bir iş bulurum, işte yoluma bakarım düşüncem vardı. Ama çevremdeki kardeşlerime baktığımda benden çok daha fazla çalışan kişiler vardı ama çok streslilerdi. Bu stresi bir türlü atamadılar. Benden çok daha çalışan, çok iyi netler yapan kişiler sınav sonunda benden daha az net yaptıklarını gördüm. Ve benden daha az puan aldıklarını gördüm. Burada ben onlardan daha zeki değildim. Ben sadece stres yapmadım. Tabii stres yapmamak için de kendime tabii telkinler de verdim. Şimdi bu telkinleri bu derste anlatmak istiyorum. Oldukça etkili. Şimdi görüyorum sağda solda birileri çıkıyor stres yapma diyor. Ya takmayın falan diyor. Tamam da bunu altını doldurmamız gerekiyor. Yani stres yapma dediğimiz kişi sınavı kaybettiğinde gelecek hayatı mahvolacak gözüyle bakıyor. Stres yapma takma dediğin kişi o iş başvurusundan olumsuz yanıt aldığında aç kalacağını düşünüyor. Bu stres yapma kelimesinin altını güzel bir şekilde doldurmazsak bu kardeşimizi etki etmez. Bilmemiz gereken çok önemli bir sır var. Neyin hayırlı olup neyin hayırlı olmayacağını bakın biz bilemiyoruz. Ben sınava girdikten sonra 8800. kadar bir şey oldum. Benden daha fazla çalışan kardeşlerim kazanamadı. O kadar üzüldüler ki yani ağladılar, sızladılar. Ha, ben kazandım diye sevindim. Bakın şimdi olaya iyi dinlemenizi istiyorum. İstanbul Üniversitesi'ni, işte Marmara Üniversitesi'ni bunları tutturabiliyordum yani. Hele İstanbul Üniversitesi'ne çok rahat girebiliyordum. 7. tercihimde İzmir yaptım. İzmir yazdım. Hani yazmak için yazdım. Hani İstanbul'u yazdım zaten kesin giriyorum çünkü 16.000'de girebiliyorsun oraya. Ben iki katı daha öndeyim. 8.000'inciyim. 16.000'de elimi kolumu sallaya sallaya girebilirim. Bu kafa var. 6 tercihimi yaptım. Çok da yapmadım zaten garanti giriyorum. 7. tercihe de İzmir yazdım. Hani şekil olsun orada dursun diye. Tercih sonuçları açıklandı. İzmir çıktı. Ben şok oldum. Nasip ya o dönemde formasyon dediğimiz olay kalkıyor. Formasyon da işte eğitim fakültesi seçenlerin işine yarayan bir mevzu. Formasyon kalkınca eğitim fakültesi yazacakların çoğu geliyor. Benim bölümlerimi yazıyor. Ve daha ön planda oldukları için ben 8.000. halimde 16.000'den alan İstanbul Üniversitesi'ne giremiyorum. Ve İzmir çıkıyor. Tabii ben
mahvoldum. Yani bayağı İzmir'e giderken çok kötü bir şekilde gittim. Üzülerek gittim, istemeyerek gittim. Oldukça ağlayarak gittim yani. Bir sene, iki senem çok kötü geçti. Kazanamayan arkadaşlarım perişan oldu ama bir sene sonra hayalini bile edemeyeceği üniversite kazandı. Ve çok güzel üniversitesine gitti. Üniversitesini bitirdi ve şu an hayatına bakıyor. İstemeyerek gittim İzmir'e. Neden böyle oldular, şunlar bunlar diye gittim. Ama 3. 4. sınıfımda Risale-i Nur eserleriyle tanıştığımda hayatım değişti. Bakın görünürde şerdi ama sonra hayır oldu. Bazen öyle bir hayatlar görüyorum ki çocuk istediği üniversiteyi kazanıyor. Her şey süper gidiyor ama o kadar fazla günaha giriyor ki. Gittiği üniversite ortamı o kadar pis ki inançsızlığa doğru gitmeye başlıyor. İnansız oluyor. İnansız olmasa bile Allah'ı inkar etmek istiyor. Çünkü günah rahatça giremiyor. Hem dünyası mahvoluyor hem ahiret mahvoluyor. Şimdi bu kardeşimiz üniversiteyi tekte kazandı. Hayır mı oldu? Hayır, neticede şer oldu. Mahvoldu hayatı. Görüyoruz. Geliyorlar, konuşuyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Mahvolmuş durumdalar. Bir tarafta kazanamayan kişi var. Bir sene sonra gerçekten çok güzel bir yer kazanabiliyor. Neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemeyiz. Elimizden geleni yapalım. Hem kavli hem fiili duamızı yapalım. Sonucunu da sadece ve sadece Allah'tan bekleyelim. Hayırlısını isteyelim. Bu durumdaki bir insan geriye yaslansın, hiçbir şekilde takmasın. Kazanamadın mı? Demek ki hayırlı olan oymuş ki Allah kazanmasını nasip etmedi. Gelecek senelerde geriye dönüp iyi ki kazanmamışım ya diyeceği bir olay yaşayacaktır. Çünkü elinden geleni yapıp gerisini Allah'a bıraktın. İşte bu durumda bizler merak etmememiz gerekiyor. Çünkü merak bizim bu stresimizi, bizim bu hastalığımızı arttırır. Bakın merak ettikçe nasıl manevi bir hastalığa giriftar oluyoruz ve Bediüzzaman Hazretleri bize çok güzel bir şekilde izah edecek. Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Önünde bir sınav var, 3 saatlik bir sınav. Aman Allah'ım tüm hayatımı etkileyecek. Kazanamazsam ya aç kalırsam, para kazanamazsam, ailem ne der, arkadaşlarım ne der, çevrem ne der, mahvolurum, yanarım, biterim. Bak ne oldu? Bir şeyi evet önemli, önemsiz değil ama haddinden fazla büyük gördük. Büyük gördükçe stresimiz bizi ezdi, mahvetti. İşte bu yüzden maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe, yani önem verdikçe, orada bir şey var mı, var mı, işte o ne o, hırsız mı, cin mi, şu mu, bu mu, ona önem verdikçe şişer. Ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara İliştikçe, arılar etrafımıza geldikçe ne yapıyoruz? Sallıyoruz değil mi? Ne oluyor? Daha fazla sokuyorlar. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, layakat kaldıkça dağılmaları gibi. Maddi musibetlere de büyük nazarıyla, ehemmiyetle baktıkça büyür. Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalple kökleşir. Bir manevi musibeti daha netice verir, ona istinat eder, devam eder. Şimdi sınav bir maddi musibet ama şimdi sen ona taktıkça çeşitli hastalıklar var. Vesveseleniyorsun, sinir stres sahibi oluyorsun. Takıntı olmaya başlıyor sende. Ne oldu? Maddi musibeti merak ede psikolojikmen hastalığa giriftar olmaya başlıyorsun. Bir saniye sonrasının ne olacağını biz bilemiyoruz. Bir sene sonrasını, beş sene sonrasını tahmin edemeyiz. Allah'ın bize nasip edeceği hayatı bilemeyiz. Boşuna stres yapmayalım. Çok stres yaptığım zamanlara dönüp baktığımda boşunaymış ya diyorum. Herkes bunu yaşamıştır. Sallıyorum bir ay sonra önemli bir olay olacaktır hayatında. Stres yaparsın, o olaya girersin, çıkarsın. Ya hiçbir şey yokmuş ki boşuna stres yaptım dersin. Bakın hayatımız bu yanılgıdan ibaret aslında. Hep kendimizi yanıltıyoruz. Stres yaparak, fazla merak ederek. Ya boş ver, Allah'a bırak. Allah hayırlısını bilir. Bize nasıl bir hayat biçilecek? Sen ne kadar stres yapsan da bu değişmeyecek. O yüzden stres yaparak o anki hayatımızı mahvetmekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Peki iyi hoş konuşuyorum ama nasıl merak etmeyeceğiz? Hadi kolay mı yani? 10 gün sonra, bir hafta sonra sınavım var. Hayatımı etkileyecek. Bir ay sonra iş görüşmem var. Hayatımı etkileyecek. Merak etme diyorsun da nasıl merak etmeyeyim? Bunu nasıl hayatıma sokabilirim? Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Merak etmemeni, stres yapmamını sağlayan İki faktör ver. Kazaya rıza, yani Allah'ın senin hayatına getirdiği şeylere razı olmak. İkincisi ise tevekkülmüş. Tevekkül neydi? Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız, neticesini Allah'a bırakacağız. Şu an an ve an nefes almanı sağlayan kim kardeşim? Allah. Çünkü nefes almak için ne gerekiyor? Oksijen, karbon döngüsü. Dünyanın vazifesini harfen yapması. Peki dünya yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü güneş sisteminde. Güneşin ve güneş sistemindeki yıldızların da vazifesini yapması gerekiyor. Yetti mi? Yetmedi. Samanyolu galaksisinin de vazifesini yapması gerekiyor. Yetti mi? Yetmedi. 300 milyar galaksinin de, yani kısacası tüm kainat vazifesini harf harfen yapması lazım ki ben nefes alabileyim. An ve an sana, bana, sevdiklerimize, gördüğümüz canlılara nefes aldıran Allah.
bizim için de en hayırlısını verecektir. Ama hayırlısını istersek, olmadığında ihsan etmezsek, merak etmezsen, stres yapmazsan çok daha mutlu ve huzurlu bir insan olarak hayatımıza da devam etmiş oluruz. Çünkü Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Kaldıramayanlar var ama görüyoruz diyebilirsiniz. İşte o kişiler sabır kuvvetini yanlış yönlendirdiği için başına gelenleri kaldıramıyor. Allah'ın bize vermiş olduğu bir sabır kuvveti var. O sabır kuvvetini yine İslam'ın bize emrettiği doğrultuda kullanırsak bütün sıkıntıları, bütün engelleri, imkansız ben bunu aşamam diye gördüğün zorlukları bile çok rahat bir şekilde aşabilirsin. Peki bize verilen bu sabır kuvvetini nasıl kullanmamız gerekiyor? Bize verilen sabır kuvveti 3 zamana bölünüyor. Daha doğrusu biz bölüyoruz. Geçmiş zamana, şimdiki zamana ve gelecek zamana. Bediüzzaman Hazretleri sabır kuvvetini nasıl kullanmamız gerektiğini bize çok güzel bir şekilde söylüyor. Geçmiş zaten geçmiş. Geçmişteki çalışmalarını, gece uykusuz kalmalarını unut. Çünkü o artık geçmiş. Onları düşünüp sabır kuvvetini dağıtma. Gelecek zaten gelmemiş. Yarın, bir saat sonrası, bir gün sonrası, 5 ay sonrası veya 10 gün sonrasını düşünmene gerek yok. Daha gelmemiş. Başına gelecekleri de bilmiyorsun. Şimdiden kazanamazsam düşüncelerinden dolayı sabır kuvvetimiz mahvoluyor. Bir dakika, sen bir sınava gir. Bir sınava bir iyi geçir veya kötü geçir. Bir sınavdan çık, bir sonucu bekle. Bir sonuç gelsin. Ondan sonra bir tercihini yap. Bir de tercih sonucu gelsin. Belki birinci tercihi kazanamayacaksın. Ama ikinci tercihde istediğin yere gideceksin. Daha sınav gelmeden neden sabır kuvvetimizi dağıtıyoruz? 2 saat sonra şu yolda giderken kaldırımda bir araba bize çarpıp ölebiliriz. O yüzden bir ay sonrayı, 10 gün sonrayı, 1 saat sonrayı düşünüp sabır kuvvetini dağıtma. İşte sabır kuvvetini dağıtmazsak tüm zorluklara karşı gelebiliriz. Geçmiş günlerin zahmeti. Bugün rahmeti kaybolmuş. Sana tecrübe oldu. Olumsuz şeyler mi yaşadığın geçmiş günlerde? Tamam, tecrübe oldu. Tecrübe kazana kazana gelecek zamanlarda yanlışları yapmamaya başlıyorsun. Elimi gitmiş, lezzeti kalmış. Külfeti keramete iltihak, meşakkati sevaba inkılap etmiş. Ki hele o süreçlerde namaz kıldıysan, çektiğin tüm o sıkıntılar ibadet sayılmış oluyor mübah olduğu sürece. Öyleyse ondan usanç almak değil, belki yeni bir şevk, taze bir zevk ve devamı ciddi bir gayret almak lazım gelir. Gelecek günler ise, madem gelmemişler, şimdiden düşünüp usanmak, fütur getirmek, aynen o günlerde açlığı ve susuzluğu ile bugün düşünüp bağırıp çağırmak gibi divanlıktır. Siz hiç çevrenizde ben bir ay sonra ne yiyeceğim deyip, şimdiden tıka basa yiyen, ben bir hafta sonra ya su bulamazsam deyip, şimdiden litrelerce su içen bir adam gördünüz mü? Görmediniz. Aynı şey. Neden bir hafta sonrayı düşünüyoruz? Neden bir ay sonrayı düşünüp ızdırap çekiyoruz? Sabır kuvvetimizi dağıtıyoruz. Bakın, plan yapmamaktan bahsetmiyorum. Tabii ki biz Müslüman olarak plan yapacağız. Hedeflerimizi koyacağız. Ama şöyle olursa, böyle olursa, şu olursa, bu olursa sabır kuvvetimizi işte bu dağıtıyor. İşte söylediğim bu taktikleri uyguladığımızda hayatımızın her alanında stresten, meraktan, gelecek endişesinden kurtulan insanlar olabiliriz. Ve bunlardan kurtulduğumuzda başarılarımızın artacağını göreceğiz inşallah. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Çok önemli. Bütün cihazatlarımızı, yeteneklerimizi, kabiliyetlerimizi dünyaya harcıyoruz. Daha iyi bir üniversite, daha iyi bir araba, daha iyi bir ev. Bir dakika ya. Biz gerçekten dünya sadece bunun için mi gönderildik? Ne kadar çalışırsan çalış. Tüm insanlığı topla, bütün insanlığın icatlarını bir araya getir ve o icatları dünyadan çıkar. Hiçbir icat olmadığını farz et. Yaşayabilir miyiz? Yine ilkel şekilde yaşayabiliriz. Bir arı bal yapmasın, birkaç zaman sonra kainat yok oluyor. Ne kadar çabalarsan çabala, bir arı olamıyorsun. Ve ne kadar çabalarsan çabala, bir hayvan kadar da lezzet alamıyorsun. Çünkü hayvanda akıl yok. Bizde akıl var. Dünyanın en büyük lezzetini yaşarken bir telefon gelebilir. Oğlum, annen öldü çabuk gel diye. Ne oldu dünyanın en büyük lezzeti? Bitti. En mutlu anında 5 sene önce vefat eden babanın gülüşü aklına gelebilir. Babanın sesi aklına gelebilir. Ne oldu o mutlu anın? Bitti. Hayvanda yok, bizde bu var. Hayvan kadar katkı sağlayamıyoruz. Hayvan kadar eğlenemiyoruz. Demek ki biz bu dünyaya hayvan gibi çalışıp, yiyip, içip, yatıp ölmek için gelmedik. Bize bu cihazlar farklı bir şey için verildi demek. Bediüzzaman Hazretleri çok güzel bir tespit yapıyor. Diyor ki, insanın fıtratındaki şiddetli merak, hararetli muhabbet, sevgi ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şiddet hissiyatlar, yani şiddetli hissiyatlar umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. 40-50 senelik hayat için verilmemiş. Sonsuz bir hayat için bu merak duygusu bize verilmiş. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviye tevcih etmek, yani gelip geçici dünyaya harcamak, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Sakın yanlış anlamayın. Ne olur o zaman sadece namaz kılalım,
dünyaya bakmayalım. Hayır. Yine en iyi biz olalım. En iyi doktor bizden çıksın. Aşıyı biz bulalım değil mi? Teknolojinin öncüsü yine biz olalım. Bak yine diyorum. Çünkü geçtiğimiz yüzyıllarda Şam ve Bağdat ilmin merkeziydi. Müslüman bilim adamları tıpta, fende, biyolojide, kimyada, teknolojide çığır açıyordu. Zemini hazırlıyorlardı. Temeli attılar. Şimdi gördüğüm bu laptoplar, bu kameralar Müslüman bilim adamlarının temeli atması neticesinde meydana çıkan cihazlar. Buradaki amaç şu. Bütün her şeyini dünyaya verme. Fani dünya gelip geçiyor. Bir bakmışsın bütün planlarla mezardasın. Bize verilen bu hissiyatı amacına uygun kullanalım. Tabii ki dünyamızda bırakmayalım. İkisini bir götürelim. Bir tarafta ahiretimize çalışırken diğer tarafta yine ahiretimizi kazanmamıza vesile olacak dünyamıza çalışalım. Ama asıl gayemiz Allah'ın rızası olsun. Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen kardeşlerimiz Risale-i Nur Külliyatı'ndan sözler, lemalar ve mektubat eserlerini okuyabilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.